Evet, sevgili arkadaşlarım, bu ülkeyi nasıl yönettiklerini biliyoruz. Bu ülkenin kaynaklarını nereye akıttığını biliyoruz. Bu ülkenin kaynakları her bir depremzedeninde, sel felaketinden mağdur olanında, her türlü doğal afet karşısında kendisini koruyacak kaynaklara sahip olmasına rağmen bu ülkenin yöneticileri kaynakları savaşlara aktarıyor, kendi yandaşlarına aktarıyor, kendi koltuklarına aktarıyor, beşli çetelerine aktarıyor. Oysa bu ülkenin savaşa ihtiyacı yok. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Toplumsal barışa ihtiyacı var. Kürtlerin özellikle kendi ana dilinde eğitime ihtiyacı var. Özgürlüğe ihtiyacı var. İşte bunun için akılcı bir politikayla, akılcı bir iç ve dış politikayla bütün bunlar sağlanabilirken onlar kaynaklarımızı savaşa aktarıyor, başka yerlere aktarıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Türkiye halkları savaş istemiyor. Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Çünkü biliyoruz ki tecritle sadece İmralı'yı değil, tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar. Ağzını her açanı cezaevine koyuyorlar. Ağzını her açana dava açıyorlar. Tweet atan gençleri yasaklıyorlar, cezalandırıyorlar. Ama biz 14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki tweetlerinizi de atacaksınız, halaylarınızı da çekeceksiniz, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım.